Peki şimdi nasıl? İyi, çok şükür iyi. Ama hemen ifadesi alınmasın diye herkese uyutulduğu söyleniyormuş. Kedi gibi adamsın, yine dört ayağının üstüne düştü. Ne ayağı oğlum? Kafamın üstüne düştü. Kafam hala ağrıyor ya. Beter ol gerizekalı, sen ne diye çıkarsın kızın karşısına? Ya oğlum bir dur ya. Kafamın içi sallanıyor zaten. Küreğin vınlaması hala kafamda. Hayır anlamıyorum, sen söyleyince kız vaz mı geçecek? Bir de plan program yapmışsın o kadar. Sen sopa yerken Yaşar neredeydi, kimin yanındaydı? Kimin yanında olacak oğlum? Oralarda bir yerdeydi. Şşş. Hala uyuyor mu? Evet. Her şey normal görünüyor. Niye hala uyutuyorlar ki? Bilmem, doktor olan sensin. Efendim Ömer, iyi bir haber ver hadi. Biraz önce konuştum doktoruyla. Ameliyat iyi geçmiş. Ay harika harika. Ameliyat iyi geçmiş. Kendine gelmiş mi? Kendine gelmiş mi? Yok, bir süre daha uyutacaklarmış. Bu süreç çok önemliymiş. 13 gün diyorlar. Yoğun bakımda mı hala? Evet. Başhekim Reşat Yaşar'ın en yakın dostu biliyorsun. Yani elimizde kesin rapor olmadan da durumundan emin olmak çok zor. Anlıyorum anlıyorum. Bizi oyalayabilirler. Aynen. Leman Namlı'nın intiharını da araştırdım bu arada. Gerçekten bizim duyduğumuz gibi olmuş. Yaşaranlarla hiçbir ilgisi yok. Yazık oldu kadına ya, çok yazık oldu. Evet, cenazesi bugün geliyormuş İstanbul'a. Tamam Ömer, bir gelişme olursa ara gene. Sen hiç merak etme, görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Siz karşı tarafın avukatı mısınız? Ben sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim. Ben bu davayla yakından ilgileniyorum. Hatta davayı takip etmek için İzmir'e de gelmiştim. Evet, tamam, şimdi oldu. Ben bir de sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Erdoğan Yaşar'ına gerçekten o kızın abisi mi saldırmış? Maalesef öyle. Peki neden? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Kardeşine zarar vereceğini düşünmüş. Ama öyle bir şey yok değil mi? Onun Fatma Gül'ün etrafında dolaşması bile bir suç. Yeterince zarar verdi Fatma Gül'e. Hatta bütün aileye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.